Herkese merhabalar, Arka Bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere peynir altı suyundan makarna tarifi hazırladım. Benden istenen bir tarifti, bugün sizler için hazırladım. Buyrun, yapımına geçelim. Tarifimiz için uygun bir tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ ve 30 gram da tereyağını ekliyorum. Öte taraftan tereyağım eriyene kadar peynir altı suyunu da ısıtıyorum. Makarna tarifinde kullanacağım loru da bir kenarda bekletiyorum. Tereyağı biraz eridikten sonra içerisine bir paket burgu makarna ekliyorum ve makarnaları kavurmaya başlıyorum. Bu aşamada dilediğiniz makarna çeşidini kullanabilirsiniz. Erişte ya da uzun makarnayla da yapabilirsiniz. Hepsiyle de çok güzel oluyor. Makarnayı biraz kavurduktan sonra şimdi içine kendim evde yapmış olduğum 150 gram lor peynirini ekliyorum. Bu lor peynirini de tereyağından çıkan suyla yapmıştım. Loru ekledikten sonra makarnayla beraber güzelce kavurmaya devam ediyorum öte taraftan peynir altı suyu da ısınmaya başladı. Bu arada burada kullanmış olduğum peynir altı suyu labne peynirinden geriye kalan su. Geçenlerde labne peyniri yapmıştım. Arta kalan suyla da makarna yapıyorum. İstenen bir tarifti. Bu tarifi sizler için hazırladım. Ben bu defa makarnayı labne peynirinden arta kalan suyla pişireceğim. Burada dilediğiniz peynir altı suyunu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Hatta tereyağını yaptıktan sonra geriye kalan suyu kaynatın. İçindeki loru aldıktan sonra o suyla da makarnalarınızı haşlayabilirsiniz. Gerçekten hem çok lezzetli hem de ürünleri güzel bir şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Makarna güzelce kavrulduktan sonra içerisine 2 çay kaşığı tuz ekledim. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra ısınmış olan peynir altı suyunu makarnaların üzerine döktüm. Tencerenin tabanını da yine bir miktar suyla sıyırdım. Burada sizlere su miktarını veremiyorum ama makarnaları bir parmak geçecek kadar su eklememiz yeterli gelecektir. Makarnalar kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kıstım ve kapağını kapattım. Şimdi kıvamına bakacağım. Makarnalar bir miktar suyunu çekmiş ama bunu pişirmeye devam edeceğim. Makarnayı pilav pişirir gibi pişiriyoruz. Şimdi tekrardan kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Başta da dediğim gibi kaynamaya başladıktan sonra makarnalarımızı kısık ateşte pişiriyoruz. Ve bütün suyunu çekti. istediğim kıvama geldi. Şimdi de servis tabağına alabiliriz. Bu makarnayı illa peynir altı suyuyla pişirme zorunluluğu yok. Peynir altı suyunu değerlendirmek için ben bu şekilde makarna pişiriyorum. Bu makarnayı normal suyla da pişirebilirsiniz. Makarnayı servis tabağına aldıktan sonra henüz çok sıcakken üzerine rendelenmiş kaşar peyniri gezdiriyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman gerçekten çok lezzetli oluyor. Peynir altı suyunuzu ziyan etmeden güzel bir tarifimizde değerlendirdik ve gerçekten bu makarna bu haliyle çok çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.